O Türkiye giderken o valizinize koyduğunuz sucuk, çay var ya, onlara zaten bir yenisi eklendi. Patatesle soğan. Bunlardan da vazgeçin. Pılınızı, pırtınızı toplayın. Gururlu bir şekilde ülkenize geri dönün. Yani ve Türkiye'de sosyal demokrasiyi savunan herkes buraya gelsin. Siz de Türkiye'ye gidin. Böyle bir anlayış gerçekten yok. Anlamak gerçekten güç. Yani hani şunu anlayabiliyorum. Türkiye'deki insanların gerçekten bir takım şeyleri göremeyeceğini anlayabiliyorum. Ama Almanya, yani sizler burada her türlü özgürlük, özgür haklarınız var. Gerçekten o kadar özgürsünüz ki, basında özgürsünüz, yaptığınız eylemde, içtiğiniz içkide, ettiğiniz ibadette özgürsünüz. Her türlü okul hayatınızda özgürsünüz. Çocuklarınızı en iyi şekilde okutabiliyorsunuz, eğitebiliyorsunuz. Bütün bunları yurt dışına yaşayabiliyorsunuz. Ama Türkiye'de sizin akrabalarınızın bu duyguyu yaşamasına izin vermiyorsunuz. Bana lütfen söyleyin, Türkiye'de hanginiz Türkiye'deki çocuğunuzu iyi bir eğitim alabilmesi için devlet okuluna gönderiyorsunuz? Hangi biriniz gidiyorsunuz ya? Ben ablama yalvarıyorum ki yeğenimin bir tane kardeşi olsun diye yalvarıyorum. Ablam bana dönüp diyor ki ya Demet, kardeşi olsun ama bu çocuğun da bir geleceği var. Bunun bir maddi boyutu var. Bunun okulu var, özel eğitimi var, kreşi var, şuyu var, servisi var, osu var, busu var. Yani Türkiye'de bir çocuk yapmanın maliyetini düşünürken yurt dışında yaşayıp o kadar çocuk yapıp çocuk parasını alıyorsunuz, işsizlik parasını alıyorsunuz, istediğiniz her okula gönderiyorsunuz. Bir yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda, her gün etsiz yemek yemiyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz ama Türkiye'deki vatandaşların bir kilo et yemesinden yoksunsunuz. Gerçekten ayıp size.